Farklı örnekler var mı bakalım hemen burada. Full screen image gallery with jQuery demiş. Thumbnail scroller. jQuery large thumb demiş. Hover var. Slideshow jQuery plugin var. Images. Şuna bir bakalım. Bu neymiş? Framework and Slideshow plugin. Açalım bakarız buna da bakalım. Content with jQuery demiş. Buna da bir bakalım. Şimdi şu full screen'a bir bakalım. View demo diyelim. Evet. Bakarsak arka plan komple değişiyor. Arka plan bu şekilde geldi. Burada bu şekilde geldi. Denenebilir aslında. Başka bakalım. Buna view demo diyelim. Bakarsak burada da yine bizim yaptıklarımıza benzer bir geçiş efekti var. Şöyle herhangi bir burada tıklayınca geçiyor galiba. Ne var? Burada başka da herhangi bir şey yok. Bunu kapatalım. Şuna bakalım. Evet, burada üstüne geldiğimizde burada yine üstüne geldiğimizde bir sistem var. Bu da denenilebilir. Bir de şu content'e bakalım. Evet, bu şekilde de bir slider olabilir. Gayet güzel bence. O zaman şöyle yapalım. Buradan başlayalım. Download diyelim. Bu full screen image galeriye bir bakalım. Bulunduğu dizini açalım. Açtıktan sonra da klasöre çıkart diyelim. Buna da full diyelim. Ctrl X'te keselim ve bizim slider dizinimize bir yapıştıralım. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Ve close all diyelim. Hepsini kapatalım. Refresh deyip full'ün içindeki bakalım neredeymiş. Şu olması lazım. Evet. Bunu index.html olarak bir değiştirelim. Açalım şimdi sayfamıza bir bakalım. Durum ne? Evet, bakarsak buradan büyütme yapılıyor. Ekranı tam kaplaması için resmin. Buradan da mouse'umuza göre hareket ediyor. Şimdi burada fazla alanlarımız şunlar var. Şu
açalım. Bakarsak kodlar bayağı karışık geldi. Burada Morse scripts demiş. Body'nin hemen üstünde şu Morse scripts yazısını bir alalım. Divide BG demiş. Bu divi de bir yok edelim. Şimdi bir bakalım. Bizim sistemimizde herhangi bir bozulma oldu mu? Evet. Divide BG'yi kaldırmamız bizim sistemimizi bozdu. Divide BG kalsın. Burada da bakarsak title geliyor. Tamam, bakalım şimdi nasıl bir sistem var burada. Burada script başlamış. Script'te neler var? Var total content demiş. Animasyon speed var. Animasyon speed 600'müş. Biz bunu 4000 yapalım. Daha yavaş bir geçiş sağlandı şu anda. Başka burada is out circle demiş. Fade speed slow. Fade to slow demiş. Fade speed. Ne başka ne olabilir? Thumbnail'ların boyutları değişebilir mi? Toolbar. Bakalım thumbnail'ların boyutları nereden geliyor? Border buradan geliyor. Thumbnail'ın boyutları yine content. Şuradan bakarsak şöyle yapalım. Hemen burayı bir temizleyelim isterseniz. Container content. Bakarsak content gibi devamlı tekrar ediyor. Biz iki tane bırakalım. Gerisini bir kaldıralım. Şurada şuradan kaldıralım. Şu an bize sadece iki tane kaldı. Bu ikisi tekrar ediyor. Ctrl S diyelim ve F5 diyelim. Bakarsak şu an sadece ikisi kaldı. Full size yapalım bunu. Peki 3D'nin içinden yine gelelim. Resimlerimizi bir alalım. 3 tane resmi kopyalayalım. Slider'ın içinde, full'ün içine, images'in içine bir atalım. Bakarsak burada 220'ye 138 bir thumbnail var. Bir de 1680'e 1050 resmi var. Biz bunları yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra Ahref burada thumbnail gelmiş. Yok, burada resim geliyor. Burada biz büyük resmi alıyoruz. Images'in içinde neydi? Hemen şuna 1, buna 2, buna da 3 diyelim. Images'in içinde 1.jpg diyelim. Peki thumbnail ne olacak? Thumbnail de aynı olacak. 1.jpg olacak. JPG olacak. Title'ına gelelim. Görsel TV yazalım bir. Görsel TV. Alt etiketine de yine aynı şekilde görsel TV diyelim. Ctrl S'de kaydedelim ve F5 dersek şimdi thumbnail'de bakarsak büyük çıktı. Biz bunu istemiyoruz. Thumbnail büyük çıkmasın. O zaman thumbnail'e ne yapacağız? Buraya height diyelim. Ve buradan gelelim. Width diyelim. Genişlik ve yüksekliğini biz burada tanımlayalım. Bakalım buradaki thumbnail'in genişlik ve yüksekliği 220'ye 138'miş. Biz height'ını veya height'ı kaldıralım buradan yüksekliği. Width'i 110 yapalım. Sadece width'i 110 gelsin. Height'ı da ona göre otomatik gelsin diyelim. Bakalım ne olacak.
Evet, bu şekilde thumbnail geldi. Diğerinde yine şuradaki divi kaldıralım. Content kaldıralım. Devamlı tekrar eden bu kısım zaten. Yapıştıralım. 3 tane olsun. Buraya 2 diyelim. Buraya 2 değil, 3 diyelim. Bunları da aynı şekilde değiştirmemiz lazım. 3 ve burası da 2 olsun. Şimdi F5 dersek ve bunu kapatırsak, şimdi bakarsak F5 diyelim. İlk olarak background dinamik olarak bir background geliyor. Pardon, statik olarak bir background geliyor. Devamlı aynı background. Bunu değiştirelim. Ne diyelim? 1 diyelim. Şimdi F5 dersek artık bizim background'umuz gelecektir. Görsel TV dedi. Bakarsak title'ı burada çıktı. Evet. Başka. Bu thumbnail'i biraz aşağı alalım. Bakalım nereden alabiliriz. Viti 1133'müş. Tamam. Thumbnail scroller. Peki bunun yükseklik ve nereden geliyor? Thumb scroller. Position relative satır 18. Bir bakalım. Satır 18. Burada background'u buradan gelmiş. Height'ı 170. Evet. Biz şu divi etkilememiz lazım. Height'ı 170'miş. Padding var. Padding 40 piksele 5 piksel. Hemen bakalım nereden gelmiş. Satır 17. Satır 17'nin üstüne gelelim. Ve buradan CSS panelinden açalım. Bir kodlarımıza bir bakalım neymiş. Top'tan 40 piksel. Bottom'dan 40 piksel. Biz buradan margin verirsek 50 piksel gibi bir margin verelim. Sadece tapa üstten 50 piksel margin verelim. Bakalım ne olacak. Şimdi F5 dersek herhangi bir şey değişti mi? Herhangi bir şey değişmedi. Position bakalım. Position'da fixed demiş. Devamlı sabit kalacak burası. Taptan 100 diyelim. Yüz dediğimizde yukarı çıktı. Tamam. Position top'tan 100 değil de bottom'dan 100 dersek ne olacak? Bottom'dan eksi 100 diyelim. Zaten sıfırmış. Seval diyelim. F5 diyelim. Bakarsak bu sefer yine aynı. Herhangi bir değişiklik öyle pek bir değişiklik olmadı. O zaman buradaki position'dakini kaldıralım. 0 diyelim ve top'tan da 500 diyelim. Apply diyelim. Save all. Ve F5 diyelim. Şimdi nereye gitti? Şu an hiç gelmiyor artık. 500 çok oldu galiba. 250 diyelim o zaman. Evet, 250 dediğimizde buraya geldi. Peki bunu 400 yaparsak ne olacak? Evet, 400 dediğimizde hemen hemen sayfanın altına geldi. Burayı alalım biz 380 diyelim. Evet, bu şekilde bir sistem var. Başka neler değiştirebiliriz bakalım. Herhangi bir değiştirebileceğimiz bir şey var mı? Buradaki buton nereden geliyor ona bir bakalım. O buton değişebilir. Divide toolbar. Divide toolbar. Evet, maksimize burada. Image view mode full return false döndürüyor. Image buradan değişebilir. Buradaki resmi değiştirirseniz değişebilir.
değişkene mi atamış? Bakarsak evet burada. Başka ne yapabiliriz burada? Fade speed var 0.6. Biz burayı 0.1 yaparsak. Peki burayı abartıp 11 yaparsak sadece. Bakarsak daha da yavaşladı. Onu oradan değiştirebiliriz. Animasyon speed var. Ease out. Fark demiş. Başka. Burada da yine değerleri değiştirebiliriz. Window resize function. Burada başka da öyle herhangi bir şey yok galiba. Yine CSS'ler ile bazı değişiklikler yapabiliriz. Örneğin thumbnail'ların üstüne geldiğimizde kaybolması, üstüne geldiğimizde açılması, kaybolması gibi bunları değiştirebiliriz. Kullanılabilir bunlar. Fotoğraf galerisi olan bir sayfada kullanılabilir aslında. Bunu slider olarak boyutlandırıp tam sayfa değil de bu şekilde de kullanılabilir. Bunu da burada bırakalım artık. Başka bir slider'a geçelim bir sonraki derste.